Herkese iyi akşamlar. Bugün 9 Şubat 2020. Yine bir hak temelli hukuk söyleşilerinde sizlerle birlikteyiz. Partnerim, yol arkadaşım Sevgi Mart'la birlikte yine harika bir program yapmaya çalışacağız. Küçücük bir ara verdik geçen hafta. Birazcık yoğunluklarımız vardı. Bir yandan başka yoğunluklar var, bir yandan başka yoğunluklar var derken gün içinde dersimizi iptal etmek durumunda kaldık. Bu yıl, daha doğrusu bu dönem birazcık böyle şey, farklı yoğunluklar, dediğimiz yoğunluklar olduğu için birazcık ara böyle rötarlar yapıyoruz ama mutlaka programlarımızı tamamlayacağız. Peki, bugüne kadar pek çok konudan söz ettik, pek çok farklı konuya değindik hak temelli hukuk söyleşilerinde. Bugün ise aslında anlatıp anlatmamaya karar verememiş sevgili ama yine birazcık değinmek istiyoruz. İç mevzuatlarımıza getirilen bazı değişiklikler ve bunlarda kapsam olarak bizler nasıl yer alıyoruz? Hangi alanlarda yer alıyoruz? Bunları konuşacağız. Peki bunlar neler? ÖDV, KDV, emlak, bunlarda biçimde yer alıyor engelliler. Sevgi bize hangi bağlamlarda ve nasıl yer aldığımızı belirtecek. Aynı zamanda biliyorsunuz ücretsiz kart, taşıma kartı ve buna benzeyen bazı yine haklar var. Bu haklardan kısaca söz edip bugünkü hukuk söyleşilerimizi tamamlayacağız. Bu kayda az önce Mustafa abiyle onu konuşuyorduk. Bu kayda şu an bizi dinleyemeyenler için daha sonra Rıdvan kaydımızı www.dünyasesten.com adresine yüklüyor, temizliyor, paklıyor ve tertemiz yüklüyor. Sonrasında oradan bu kaydımızı dinleyebilirsiniz tabii ki de. Çünkü şöyle bir genel baktığımızda söyleşiler sonrası dinlemeler oldukça yüksek. Bu bizi çok mutlu ediyor gerçekten. Çok mutlu oluyoruz. Diyelim ve bugünkü dersimize, ders demek istemiyorum ama ağız alışkanlığı bugünkü söyleşimize başlayalım. Sevgicim önce hoş geldin. İyi pazarlar olsun sana da. Hoş buldum. Ben de ayağının tozuyla Antalya'dan derse geldim. Evet aynen öyle oldu. Sevgi bu dönem yaklaşık 3-5 tane şehir arasında tuhaf bir yolculuk yapıyor. Ya artık sabahları düşünüyorum böyle. Gerçekten. Yani sabahları uyanınca düşünüyorum böyle ben şu an hangi şehirde uyandım gider kafalanmadım. Aynen öyle. Sevgi bu dönem birazcık yorucu bir dönem geçiriyor. Pek çoğunuz haberini almışsınızdır. Yakın bir zamanda evlendi ve dolayısıyla da Denizli, Beşiktaş ve bugün Antalya ve Ankara'ya gitti. Aldığı eğitimlerle ilgili daha bizim bilmediğimiz belki başka şehirlerde olabilir. O yüzden bu şehirler arasında gerçekten koşturuyor arkadaşlar. Bu sebeple anlayışınıza sığınıyoruz birazcık böyle rotasyon evet. Yani rötarlar olursa. Peki Sevgi, biz seninle böyle bir WhatsApp yazışmasında aslında epeyce gereksiz olduğunu konuştuğumuz ama yine de iç mevzuatlar bağlamında belki bilinmesinde fayda olduğunu gördüğümüz bugünkü konularımızı kısaca ben paylaştım, anlattım. Nasıl başlamak istersin? Bir kere bu emlak, ÖTV, KDV ve bir takım vergi kanunlarında bizler de yer alıyoruz değil mi? Nasıl yer alıyoruz? Nasıl geçiyoruz? Sen bunu nasıl değerlendiriyorsun? Öncelikle bir hukukçu, aktivist hukukçu olarak. Evet, şimdi bu vergi kanunlarında bizler de geçiyoruz. ÖTV, MTV, KDV, işte gelir vergisi, emlak vergisi ve bir takım diğer vergilerin düzenlendiği mevzuatta engelliler de yer alıyor. Tabii ki aktivist kimliğimle olaya baktığım zaman ve aslında aktivist hukukçu kimliğimle olaya baktığım zaman biliyorsunuz ki derslerimiz, sohbetlerimizin başından beri benim hep söylediğim şey ben pozitif ayrımcılığın, yani ayrımcılığın pozitifinde de negatifinde de karşıyım. Dolayısıyla buralarda yapılan özellikle işte ÖTV, KDV, MTV gibi kanunlarda yapılan
düzenlemelerde pozitif ayrımcılık oluşturuyor aslında ve tabii ki her pozitif ayrımcılığa olduğu gibi buna da karşıyım aktivist ve hukukçu kimliğimle, ama kanunlarda varsa bu düzenlemeler, insanların da bunu bilmeye hakkı varsa burada konuşalım diye biz aslında Sevda da benimle aynı mantıkta. Çünkü ya ayrımcılığın pozitif negatif olmaz, ayrımcılık ayrımcılıktır mantığıyla bakıyoruz biz. Dolayısıyla da bu konuya da sadece kanunlarda yer aldığından dolayı değinelim istedik. Aslında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Burada salt hukukçu kimliğimi kullanarak biraz adalet mantığıyla olaya yaklaşmak istiyorum. Şöyle bir şey yapabiliriz. Belki bu biraz uç bir yorum gibi gelecek ama özellikle ÖTV ve MTV'de zaten biliyorsunuz sadece araç alımlarında biz bu vergilerin indiriminden yararlanabiliyoruz. Sıfır araç alımlarında ÖTV indirimi yapılıyor, KDV indirimi yapılıyor, MTV indirimi, MTV'den tamamen muaf oluyoruz. Bu tarz uygulamalar yapılıyor. Şimdi güzel, iyi yapılsın. Hani güzel derken bu parantez içinde, tırnak içinde güzel. Yoksa kabul ettiğim, tasvip ettiğim bir uygulama değil. Ama bunu sadece ve sadece hani dönem dönem bunu aktivist hukukçu arkadaşlarla da tartışıyoruz. Bu sadece ve sadece özel aparatla kullanılabilen araçlar için belki, ama o da yani kayıtsız, şartsız, koşulsuz değil, belki gerekli olabilir düşüncesinde olan aktivist arkadaşlarımız var. Evet, yani salt hukukçu kimliğimle baktığım zaman bunu belki ben de kabul edebilirim. Hani özel aparatla kendisi eğer o aracı kullanacaksa o insan, bir takım desteklemelerle, bir takım erişilebilirlik çözümleriyle o araç o insan için uygun hale gelecekse ve kendisi bunu kullanabilecekse, evet, MTV, ÖTV ve KDV indiriminden yararlanmasında herhangi bir sakınca yok diyebiliriz. Bu toplumda bir ayrışmaya da yol açmaz ama diğer engel grupları, ki buna bizler de dahiliz, bu tarz indirimlerden yararlanarak araç alındığı zaman hem bu engellilerin suistimaline çok yol açıyor. Çünkü salt bilinçli engellilerden söz etmiyoruz burada. Bilinçsiz engellilerden de söz ediyoruz. Hem onların suistimaline yol açıyor, hem de şöyle bir suistimale yol açıyor ayrıca ve insanlar bu yola maalesef ki çok başvuruyorlar. Bu da daha sonrasında toplumda olumsuz algılara neden oluyor. Bir takım hastalıklarda bu erişkinler için Sağlık Kurulu raporuna dair yönetmelikte bir takım hastalıkların da sözüm ona özür gruplarında yer aldıkları ve işte bu toplamalar sonucunda belirli oranlarda engelli Sağlık Kurulu raporu alabildiklerini biliyoruz. Bu tarz raporlarla da bu indirimlerden yararlanarak insanlar bu düzenlemelerden faydalandıkları için gerçekten çok olumsuz etkilere yol açıyor. Hani kaş yapalım derken göz çıkarmak tam bu yararlı, hani bu vergi kanunlarında getirilen düzenlemeleri için kullanabileceğimiz bir ifade haline dönüşüyor. Evet, bu düzenlemeler olmalı mı? Olmalı, ama şöyle olmalı bu düzenlemeler. Şimdi örneğin ben görme engelliyim. Benim neye ihtiyacım var? Tabii ki akıllı telefona ihtiyacım var. Özellikle Apple'ın ürettiği telefonlara ihtiyacım var. Ben görme engelliyim. Benim neye ihtiyacım var? Ekran okuyucu programa ihtiyacım var. İşte beyaz bastona ihtiyacım var. Benim hayatımın daha erişilebilir olması için bunlara ihtiyacım var. Çok iyi marka bir bilgisayara ihtiyacım var. Yine hayatımın daha erişilebilir olabilmesi için. Ha, bunlar da ÖTV'den, KDV'den, indirimden, herhangi bir şeyden yararlanma şansımız olmuyor ki olmaması gerekiyor. Bunu üstünü basa basa söylüyorum. Olsun noktasında değilim. Olmaması gerekiyor ama salt bir araç alımında bu vergilerden, indirimden yararlanıyoruz. O da nasıl oluyor? Hani kendi kullanamadığımız araçlara yönelik bir indirim söz konusu oluyor.
Dolayısıyla çok uzattım cevabı ama biraz da böyle genel değerlendirme gibi oldu. Hani aktivist ve hukukçu kimliğim bana bu tarz düzenlemelerin kanunda yer almaması gerektiğini söylüyor. Ama hazır bu konuya girmişken bunlardan nasıl yararlanılırı da mevzuatta düzenlediği şekilde kısaca bahsedeyim isterseniz. Ondan sonra diğer konulara geçelim. Bu indirimlerden yararlanabilmek için arkadaşlar artık son iki yönetmelik de bunu istiyor. Devlet hastanelerine başvurarak sağlık raporu vermeye yetkili, sağlık kurulu raporu vermeye yetkili. Devlet hastanelerine başvurarak ki bunları Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından öğrenebilirsiniz. İlinizde hangi hastane buna yetkili? Çünkü tüm hastanelere artık vermiyorlar bu yetkiyi. Belirli hastanelerde var. Oradan aldığınız sağlık kurulu raporu ile sizin engel durumunuzu gösteren sağlık kurulu raporu ile bu raporunuzu da belirtmeniz gerekiyor. Yani sizin gelir vergisi indiriminden mi yararlanacaksınız, ÖTV, KDV muafiyetinden mi yararlanacaksınız ya da başka bir yerde mi kullanacaksınız? Artık bunu da belirtmeniz gerekiyor. Rapordaki raporu o tarz düzenliyorlar işte. ÖTV indiriminde kullanılabilir, gelir vergisi muafiyetinde kullanılabilir gibi. Ne için istediğinizi de başvurunuzda belirterek sağlık kuruluna başvuru yapıyorsunuz. O işte gerekli prosedürü tamamladıktan sonra hastanenin verdiği raporla gidip işlemlerinizi yaptırabiliyorsunuz. Gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak isterseniz, eğer serbest çalışıyorsanız, kendi işinizi yapıyorsanız, bulunduğunuz ilin ve bağlı bulunduğunuz vergi dairesine, yani bir ilde özellikle büyük şehirlerde birden çok vergi dairesi olabiliyor. Bağlı bulunduğunuz vergi dairesine bu raporunuzu götürmeniz gerekiyor. Eğer bir kamu kurumunda ya da bir şirkette çalışıyorsanız da çalıştığınız kuruma raporunuzu teslim ederek gelir vergisi muafiyetinden yararlanmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Ki zaten kamu personeliyseniz, devlete bağlı çalışıyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Hani bu sizin seçiminize bırakılmamış bir düzenleme. Mecburen o raporunuzu vermek ve gelir vergisi muafiyetin kapsamına alınmak zorundasınız. Ama serbest de çalışıyorsanız tabii ki bunu işvereniniz isteyecektir sizin gelir vergisi muafiyetinizi işlemek için. Çünkü onlarda da artık bir takım cezai yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu gelir vergisi muafiyetin işlenmemesi halinde özellikle SGK tarafından bir takım yaptırımlar uygulanıyor. Bu nedenle artık kısmen de olsa onlarda da zorunlu hale geldi. Araç alımında bu vergi muafiyeti nasıl kullanacağız? KDV, ÖTV muafiyetini derseniz. Biz görme engellilerin araç alımında bu muafiyetlerden yararlanabilmemiz için %90 ve üzeri bir rapora sahip olmamız gerekiyor. Sağlık kurulu raporuna sahip olmamız gerekiyor. Bu raporumuzla birlikte almak istediğimiz aracın firmanın yetkili satıcısına gittiğimizde, aracımızı seçtiğimizde raporumuzu da oradaki satış temsilcisine teslim ediyoruz. Onlar kendi bağlı bulundukları vergi dairesine bizim evraklarımızla birlikte diğer alım satım sözleşme evraklarıyla birlikte gönderiyorlar. O vergi dairesi gerekli işlemleri yapıyor. Yaptıktan sonra size rapor aslınızı geri gönderiyor. Özellikle 2018'den itibaren artık rapor asılları vergi dairelerinde saklanmıyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Çünkü bazı firmalar bu raporları geri vermiyorlar alıcılara. Bu konuda bilginiz olsun. İşleminizi yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde vergi dairesinde sizin ÖTV, KDV muafiyetiniz işlendikten sonra raporunuzun aslı satış yaptığınız yani aracınızı aldığınız yere geri gönderiliyor. Oradan raporunuzun aslını teslim alın arkadaşlar. MTV muafiyeti için farklı bir MTV motor taşıtlar vergisi bu arada. Bunun muafiyeti için de çok saçma bir uygulama ama maalesef ki böyle. ÖTV daha doğrusu evet ÖTV muafiyetinizin KDV muafiyetinizin yapıldığı vergi dairesine giderek orada bir form doldurmanız gerekiyor. O formda işte aracınızı ÖTV ve KDV muafiyeti aldığınızı bu nedenle MTV'den de muaf olmanız gerektiğini
belirten bir form dolduruyorsunuz ve raporunuzun bir fotokopisini o formun altına ekleyip MTV birimine, motorlu taşıtlar vergisi birimine teslim ettiğiniz zaman onlar özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi yani ÖTV ve KDV birimleriyle yazışma yapıyorlar aynı vergi dairesi içinde. Bu anlattıklarım şaka değil, gerçek tamamen. Aynı vergi dairesi içerisinde yazışıyorlar. Onlar diyorlar ki evet bu kişi aracını ÖTV ve KDV muafiyetle aldı diyorlar. Ve sizin MTV'niz de aracınızın üzerinden kaldırılıyor. Sistem bu şekilde işliyor arkadaşlar. Kısaca bu yasal düzenlemelerden de bahsetmiş oldum. Yani arkadaşlar hayal edebiliyor musunuz? Aynı ofiste belki aynı katta belki bir kat aşağı bir kat yukarı Yan masa. yan masa. Genelde yan masa. Aynen öyle. Peki sevgili şu aralar ben şunu çok duyuyorum. Bilmiyorum hani sizler de duydunuz mu arkadaşlar? Çeşitli aralıklarla devlet bu gerek vergi indirimleri gerekse emeklilik maaşları ve gerekse başka denetlemeler yapmak için mesela kimilerinin emekli maaşını, kiminin engelli maaşını, kiminin başka bir takım kaynaklarını belli bir süreyle kesip tekrar bir soruşturma sürecine sokuyor engelleri. Mesela geçen ay benim bir arkadaşım maaşını alamadı, emekli maaşını alamadı. Şimdi tekrar heyete giriyor, tekrar bu prosedürlerden bürokrasinin bu taraflarını kullanacak ve yeniden işte tekrar kendini kanıtlamaya çalışacak hak ediyor bu meseleyi. Bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili olabilir mi? Pek çok ilgili ilgisiz kişi bu tür haklardan faydalanıyor ve bunun tespiti için mi devlet bir takım girişimlerde bulunuyor dönem dönem insanları sorguluyor tesadüfi olarak? Kesinlikle öyle. Kesinlikle ondan kaynaklanıyor. İlgili ilgisiz birçok kişi gerekli gereksiz bu raporları kullanıyor. Dolayısıyla da hakikaten gerçekten bu raporu alan kişi gerçekten bu haklardan yararlanma ehliyetine sahip mi, ehil mi, değil mi diye bunu kontrol etmek için yapıyorlar. Bir de geçen de rapor yönetmeliğinde bunun sözünü etmiştik. Rapor bu sağlık kurulu raporuna ilişkin yönetmeliği anlatırken söylemiştik. Demiştik ki sizin rapora itiraz süreniz 30 gün ama kamu otoritelerinin yani devletin bu rapora itirazı süresiz zaten iptal sebeplerimizden, iptal talebi sebeplerimizden birisi de bu demiştik. Şimdi tabii rapora itiraz süresi sınırsız olduğu için ve bu kadar çok suistimal de ortada olduğu için maalesef ki evet bu bize de yani bana da geliyor bu tarz şikayetler işte ne yapabiliriz noktasında. Hani şu aşamada yapabileceğimiz bir şey yok. Maalesef böyle dönem dönem denetimler yapılıyor. Süre sınırlaması da olmadığı için sizin 4 yıl önce işleme sokup da yararlandığınız bir raporunuza bugün kamu otoriteleri diyebiliyor ki hayır sen bu rapor bir dakika dur bakalım kardeş sen hakikaten bu raporu almaya hak kazanıyor musun kazanmıyor musun? Hele bir onu inceleyelim deyip itiraz edebiliyorlar. Siz de birkaç ay hak kaybına uğrayabiliyorsunuz. Bu tarz sorunlar yaşayabiliyorsunuz. Bu tamamen suistimallerden kaynaklı bir durum. Peki bu denetim sonrasında rapordaki oran düşerse mevcut haklarını kaybedebiliyor mu insanlar? Evet, o da olabiliyor. Orada sadece şuna bakılıyor. Raporun verildiği tarihteki yönetmelikle şu anki yönetmelikte, çünkü her yönetmelikte o Baltazar formülünü farklı şekilde işletiyorlar. Mesela şu an ben yani hiç görmüyorum ama raporum %90, sanki %10 görüyormuşum gibi bir şey var. Halbuki bu aslında %90'lık oran %100'lük yine tırnak içinde söylüyorum yeti kaybına işaret ediyor, engele işaret ediyor anlamına geliyor şu anki yönetmelikte. Ben 2018'de almıştım raporu. 2018 dönemindeki yönetmelikte buna işaret ediyordu. Burada ona bakıyorlar. Yani mesela siz 2010'da bir rapor aldınız ve raporunuz %100. Şu an bir tekrar bir raporunuzun incelenmesi talep edildi ve sağlık kurumuna gittiniz. Şu an alacağınız rapor maksimum %90 olur sadece görmeden dolayı. Bu %90'la 2010'daki %100 aynı orana mı tekabül ediyor? Ona bakıyorlar. Aynı orana tekabül ediyorsa herhangi bir hak kaybınız olmuyor. Ama
daha alt bir orana tekabül ediyorsa, bu durumda yine aslında kazanılmış haklarınız var ama dava açmanız, işte durumunuzu kanıtlamanız, yani kısacası uğraşmanız gerekiyor. O süreçte oldukça yorucu bir süreç. Hem belli bir Kesinlikle dönem yıpratıcı, yorucu bir. hem Aynen. de süreç baştan başlıyor gibi. Peki arkadaşlar, öncelikle şunu gerçekten belirtmek istiyoruz. Biz dönem dönem bu tür tartışmalar çıktığında genellikle sevginin baştan beri çizdiği tabloya yakın bir duruş sergiliyoruz. Yani bu tür pozitif ya da negatif ayrımcılıkların esasında engelli camiasının hayatını kısa vadede kolaylaştırdığını ama uzun vadede zorlaştırdığını inanıyoruz. Çünkü bu tür haklar esasında hak edilmesi gereken gerçek hakları sağlayamayan devletlerin ve ülkelerin belli bir zamanını kapatmak için gerçekleştirdiği, yerine getirdiği bir takım olgular olarak değerlendiriyoruz aslında. Çünkü Hani en şey ufak gibi bir evet ya en ufak bir ağza bir parmak bal çalmak gibi bir şey bu hani. Öyle derler ya, aynen. bir parmak bal Çünkü çaldı. şöyle düşünün arkadaşlar, en ufak bir ekonomik krizde ya da başa çıkamayacağımız bir ülkesel bir sorunda ilk yok edilecek haklar maalesef ekonomik haklar oluyor ve bu ekonomik haklar kime daha çok tanındıysa, hangi grup mensuplarını daha çok tanındıysa o haklara dokunuluyor ve aslında bizim boşa kürek çektiğimizi de görmüş oluyoruz o dönemde. Bununla ilgili geçtiğimiz zamanlarda bundan birkaç yıl önce Londra'da bir ekonomik kriz gibi bir şey yaşandığında bütün ülke olarak, yani toplumsal seslenişte de bu ortaya çıkmış. Hemen bazı engelli hakları, ekonomik hakları böyle indirimler filan. Çünkü Avrupa'da bu çok yaygın. Çünkü Avrupa'da genellikle bu refakatçi sistemi ve buna benzeyen tanımlamalar çok yoğun bir şekilde kullanılıyor ve zengin ülkeler bunlar ve devlet sağlayamadığı başka hakları bu haklarla kapatmaya çalışıyor filan. Dolayısıyla o dönemde çıkan bir ekonomik krizde görüldü ki ilk dokunulan haklar engelli hakları olmuş. Şimdi o sebeple bizim zaman zaman kendi camiamızdan da insanlarla çatışmaya düştüğümüz mesele ve kendimizi ve bu düşüncemizi anlatamadığımız durum bu. Gerçekten ihtiyacı olan bu tür ayrıcalıkları talep etmesi olabilecek bir şey. Ama gerçekten ihtiyacı olmayan, hiçbir şekilde ihtiyaç olmadığı halde bunları kullanmanın uzun vadede bize sorun getireceğine inanıyoruz. Bunu da tekrar bir düşünce olarak hani Sevda Bozbey Yılmaz, Sevgi Mart Göcen ve aynı zamanda temsil ettiğimiz örgütlerin de düşüncesi olarak paylaşalım. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Sevgi de başından beri bunun altını çizmeye çalıştı. Yoksa tamamen bir takım hakların karşısında olan bireyler değiliz. Ama bu hakların ne bağlamlarda ve ne zaman verildiğinin ve kime verildiğinin tanımlandığının ve nasıl kullanıldığının da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda tekrar hatırlatma yapalım. Peki Sevgi, Türkiye'deki herkes biliyor ki biz otobüslere beleş biniyoruz. Bunu nereden biliyor herkes? Nasıl biliyor? Nasıl biliyor? Çünkü bu maalesef, maalesef, maalesef bu da yine pozitif ayrımcılığın dip noktalarından birisi. Maalesef ki politikacılar bu konuyu propaganda olarak kullanıyorlar. Yani bakın çok geç değil, daha geçen yıl yaşadık. Geçen yılki belediye başkan adaylarının seçim konuşmalarına bakın. Herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde yaptıkları 100 seçim konuşmasının 99'unda bu konuya değiniyorlar. Biz engellileri bedava taşıyoruz, biz 65 yaş üstünü bedava taşıyoruz. İşte biz halkımıza daha ne kadar hizmet edelim mi? Mutlaka kullanıyorlar. Hani açın bakın çok eski değil ki artık internet üzerinden her şeye ulaşmamız mümkün.
Bu politika aracı olarak kullanılıyor. Birçok arkadaşımızın çok takdir ettiği, çok beğendiği bu uygulama üzerinden, engelliler üzerinden, ya bu kelimeyi kullanacağım, çok özür diliyorum ama benim çok sinir olduğum bir şey. Çünkü çok iğrenç bir şekilde siyaset yapılıyor. Yapılan olay bu. Neden bana, peki şunu hiç kimsenin sormak aklına gelmiyor ama neden bana sesli yanıt sistemi, sesli anons sistemi tamamen çalışan bir otobüs vermiyorsun da aslında benim orada en az 10 kişiye sorarak ineceğim, durup bulabileceğim bir otobüse bedava binmemi sağlıyorsunu sormak birçok insanın aklına gelmiyor. Ama otobüse bedava binmekten mutlu oluyor insanlar. Politikacılar bunu seçim aracı olarak kullanmaktan mutlu oluyorlar. Herkes memnun yani çok bir şey kalmıyor bize de. Yani gerçekten özellikle otobüs duraklarında falan beklerken ısrarla koluma asılıp dur dur buna binme bak arkadan geliyor senin bedavan falan gibi. Yani demek ki aslında şu var arkadaşlar bir kere bu tabii toplumsal olarak da böyle engellilik kavramının ya engelli olma halinin tamamen bir muhtaciyet haliyle okunması aslında. Evet. Uzun vadede oluşan bu. Yani çalışan bir adam, çalışan bir kadın olman, engelli biri, bir birey olarak çok büyük bir anlam ifade etmiyor. Toplum normlarında da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü zaten zihinsel süreçte senin oradaki o kişilerin kafasındaki yerin zaten çizgilenmiş, belirlenmiş ve sen oradasın. Dolayısıyla da bir otobüsü, bir minibüsü senin bedava kullanman kadar natural bir şey olamaz gibi bir meseleyle bakıyor toplum. Evet. Dolayısıyla da öyle algılıyor. Çünkü muhtaciyet üzerinden okunuyor. Peki bunlar yani her biri çok gerçekten uzun 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 konuşulacak meseleler ama nasıl devam etmek istersin sevgi? Kaldığımız yerden devam edecek olursak. Çünkü yavaş yavaş da bir yandan bir toparlamamız gerekiyor. Aynen. Yani arkadaşlar yine söylüyorum, benim asla tasvip etmediğim, asla asla onaylamadığım ve kullanmadığımda bir durum bu ama madem ki böyle bir şey var, nasıl yararlanacağızı da sizlerle paylaşayım. Bu belediyelerin %99'u %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan, Sağlık Kurulu raporunda %40 ve üzeri oran olan bireyleri muhtaç kabul edip, tırnak içinde sağ olsunlar, parantez içinde ünlem koyuyorum yanına, bedava taşıyorlar. Bundan yararlanabilmek için ne yapmanız gerekiyor? Bundan yararlanabilmek için Sağlık Kurulu raporunuzla birlikte ilgili belediyeye, büyük şehirlerdeyseniz büyükşehir belediyesine başvuru yapmanız gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra raporunuzla birlikte muhtemelen sizden fotoğraf isteyeceklerdir. Ya da bazı belediyeler kendileri çekiyorlar fotoğrafı, bazı belediyeler istiyorlar, fotoğraf istiyorlar yanınızda, vesikalık bir fotoğrafınızı. Size bir kimlik kartı çıkartıyorlar. O kimlik kartıyla belediyenin sağlamış olduğu toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Bir de yine ulus içi, yani yurt içi taşımacılık yapan firmalar var. Bunların da belli sayıda engelli kontenjanları oluyor otobüslerde. Bu kontenjanlardan da yararlanmak için engelli kimlik kartınızı birçok firma istiyor. Birçok firma sadece elinizde beyaz bastonunuzu gördüğü zaman, zaten siz talep etmeseniz de indirim yapıyor. Sonra o indirimi kaldırtabilmek için tekrar kavga etmeniz gerekiyor. O kimlik kartınızla birlikte başvurduğunuzda yine o indirimlerden de yararlanabiliyorsunuz, eğer kontenjanları dolmuşsa. Gerçekten Sevda'nın söylediği gibi bu konu çok tartışmaya açık. Üzerinde çok tartışılabilecek, dönem dönem çeşitli gruplarda da çok çok tartıştığımız, çok çok sertleştiğimiz konular. Ama genel olarak benim bahsedeceğim hususlar bunlar. Yine de aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa sevgi.mart@gmail.com veya sevdabolgu@gmail.com adreslerinden zaten bize ulaşabilirsiniz.
Oradan da sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Benim bahsedeceklerim bunlar şimdilik Sevdacığım. En azından bazı indirimler için hani talep ediyorsak bile, örneğin bir otobüs için gerçekten indirimden faydalanıyorsak ve bununla ilgili bir başvuru yapacaksak, ne olur başvurumuz esnasında onu da söyleyelim. Bakın ben bu ücretsiz haktan okey faydalanıyorum ama bu otobüs bana başka ne sağlıyor? Yani beni sesli anons sistemiyle bir yerlere götürüyor mu? Ben telefonumla bu otobüse bağlanabiliyor muyum? Görebiliyor muyum? Telefonumla bir takım şeylere ulaşabiliyor muyum? Otobüsün içinde ne tür erişilebilirlik şeyleri var? Örneğin emlak vergisinden söz ediyorsunuz. Siz zaten asansörü olmayan ortopedik engellisiniz. %100 merdivenli bir yerde emlak vergisi az ödeseniz ne olacak? Çok ödeseniz ne olacak? Yani Kesinlikle bu, öyle. ya bunu ne olur bu kafayla düşünelim birazcık. Yani çünkü bizim haklarımızı bizim için talep edebiliriz. Başka biri bunu öngöremez. Yani Kesinlikle. bunu şöyle düşünün ne olur. Hani böyle bakın, biz bazı hakları talep edelim ama kendi çerçevemizi talep edelim. Yani örneğin bir erişilebilir olmayan bir yerin emlak vergisini az ödeseniz ne olur, çok ödeseniz ne olur? Kendi kullanamadığınız bir araba sizin adınıza, sizin adınıza kullanılan, yani sizin hiç, hatta belki çoğu zaman binemediğiniz, bakın Aynen biliyorum öyle. ben, duyuyorum etrafımdan ya, Evet, suistimalden kastım o yani. Aynen. evet, kendinizin binemediği, hak görülmediği, yani siz birinin evinde kaldığınız ve birinin çok yakın arkadaşı, akrabası, kardeşi, bir şeysi olduğunuz için kıramadığınız insanlara aldığınız arabanın vergisini az ödeseniz ne olur, çok ödeseniz ne olur? O arabanın erişilebilirliği konusunda taleplerinizi lütfen dile getirin. Yoksa gerçekten zaten toplumsal olarak kabulleniş belli. Ama bence buradaki en önemli şey sizin kendinizi nasıl kabul ettiğiniz, nasıl algıladığınız, nasıl tanımladığınız ve nasıl gördüğünüz. O yüzden de bu algı sizin hak taleplerinizin de üzerinde çok değerli bir etkiye sahip. Diyelim bu gece için. Hepinize programa katıldığınız ve geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta yeni bir konuyla, yine yepyeni bir konuyla birlikte olacağız. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sevgilim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi haftalar, iyi çalışmalar, güzel, verimli, erişilebilir bir hafta olsun. Evet, öyle olsun. Görüşmek üzere.